Benluh olarak da bilinen mercimek köftesi. 2 bardak mercimeğimizi yıkadık. İçerisine birebir ölçü demiştik. 2 bardak da suyumuzu ilave edeceğiz. Ve aynı pilav yapar gibi suyu önce kaynayana kadar yüksek ısıda, sonra kaynadıktan sonra en düşük ısıya getirerek ağzı yarı kapalı bir şekilde demlendirerek, çektirerek pişirme yapacağız. Mercimeğimiz artık tamamen suyunu çekti. Bu noktada içerisine kısırlı bulgurumuzu ilave edeceğiz. 2 ölçü mercimek koymuştuk. 1 ölçü kısırlık buğdayımızdan, ince bulgurumuzdan koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Sıcağıyla ve nemiyle o bulguru yumuşatacaktır ve katılaştıracaktır. İyice birbirine karıştıktan, harmanlandıktan sonra kapağını örterek dinlendiriyoruz. Mercimeğimizi bulgurumuzla birlikte dinlendirmeye bıraktığımız zaman sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Sosumuz için 1 bardak zeytinyağı kullanabileceğimiz gibi 2 kaşık tereyağı ve 1 çay bardağı zeytinyağı da kullanabiliriz. Eğer tereyağı kullanacak olursak katılaşması ve sıkı şekil alması daha mümkün olacaktır. Ama zeytinyağını da sadece kullanabilirsiniz elbette. 2 tane iri yemeklik doğranmış soğanımızı yağımızın içerisinde soteliyoruz. İyice yumuşayıp iyice lezzetini sosuna da verdikten sonra içerisine toz biberimizi ilave edeceğiz. Çeşitli baharatlarımızı ilave edeceğiz. Biber ve domates salçamızı ilave edeceğiz. Ve sosumuzu iyice lezzetlendireceğiz. İlk olarak 2 kaşık kadar, toplamda 2 kaşık kadar biber ve domates salçamızı ilave ediyoruz. Ve salçamızın kokusu çıkana kadar, çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Evet, birinci kaşığımızı koyduk sosumuzun içerisine. Şimdi ikinci kaşığımız ve iyice karıştırarak şöyle yaklaşık 1 dakika kadar salçamızın kokusunun çıkmasını sağlıyoruz. Bu sosta özellikle olmazsa olmazlardan, belluh için özellikle olmazsa olmazlardan kişniş tohumu vardır. 1 yemek kaşığı kadar kişniş tohumu mutlaka dövülerek içerisine ilave edilmelidir. Kimyon yine vazgeçilmez baharatlardan bir diğeridir. Şimdi baharatlarımızı ilave ederek lezzetlendireceğiz. Sosumuzun içerisine dolu dolu 1,5 tatlı kaşığı kimyon koyuyoruz. Silme 1 tatlı kaşığı karabiber koyuyoruz. Yine 1 tatlı kaşığı kırmızı biberimizi koyuyoruz. Ama kimyonumuz olmazsa olmazımız. Sosumuz hazır artık. Mercimek köftemizi, belluğumuzu yapabilmek için haşlamış olduğumuz ve pişirmeye almış olduğumuz 2 bardak mercimeğimizle birlikte dinlendirmeye aldığımız bulgurumuzu kabımıza, yoğurma kabımıza aldık ve şu an soğumaya başlamış. Yine hazırlamış olduğumuz sosumuzu üzerine komple döküyoruz ve bu sosla lezzetlenecek olduğu için bu sosla birlikte yoğurmaya başlıyoruz. Biraz sıcak.
Devam ediyoruz ve bu arada nar ekşimizi ilave ediyoruz. İçerisine bir demet maydanozun yeşil bölümlerini ve yine 3-4 tane soğanın yeşil bölümlerini ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Yeşillikleri kattıktan sonra tam bir yoğurma değil aslında. Tam bir ezme değil aslında. Sadece birbirine harmanlayacak, karıştıracak ölçüde bir yoğurmadan bahsediyoruz. Ezerek bir yoğurma yapmıyoruz. Hazırladığımız köftemizi şimdi sıkarak kabımıza alıyoruz.